Herkese selam. Ben Mehmet hocamız arkadaşlar. 11. sınıf olasılık 4. dersimize geldik. Bu derste yeni bir alt başlığımız var. Bağımlı olay nedir? Bağımsız olay nedir? İşte bu tanımlarla başlayacağız şimdi derse. Ardından ufak bir ispat yapacağız. Onun ardından bağımlı olay sorularıyla bağımsız olay sorularını nasıl ayırt edebiliriz? Ben bunun üstüne yoğunlaşmak istiyorum bu ders. Bunlarla ilgili örnekler yapıp iyice ayıracağız. Bağımlı olay sorusu geldi mi hemen anlayacağız. Bağımsız olay sorusu geldi mi hemen anlayacağız. Ama sonraki derste sert karışık sorular çözeceğiz. Hazırsan elde kalemler önümüzde kağıtlar varsa buyurun gelin arkadaşlar. Başlıyoruz bağımlı olay bağımsız olay. Evet dedik ki önce tanım yapalım. Hani vardı bir bizim bir tabirimiz evde hanımı matematikte tanımı unutma. Bağımsız olay nedir tanımı gelin birlikte bakalım. E örnek uzayında A ve B olayları olsun ama bak bu olaylar boş küme olmayacak ya da imkansız olaylar olmayacak. Eğer B olayının gerçekleşme olasılığı A olayının gerçekleşme olasılığını hiçbir şekilde etkilemiyorsa biz bu olaylara bağımsız olaylar diyeceğiz. Ve gösterirken işlemleri yaparken şunu kullanacağım. A ve B'nin gerçekleşme olasılığı ki biz burada kesişim kümesini kullanıyoruz. Anlamı V şeklindedir. A ve B'nin gerçekleşme olasılığı A'nın gerçekleşme olasılığı çarpı B'nin gerçekleşme olasılığıdır birbirlerini etkilemiyorlar ya da bağımsız olaylarsa ikisinin de olasılıklarını bul çarp. Formül bu. Bu bağımsız olay. Daha ayrıntılı sorularda sorularda göstereceğim. Şimdi bir tanımlar üstüne yoğunlaşmaya devam. Bağımlı olay nedir? E, bağımsız olayı anladın mı? O zaman hiçbir sıkıntı yok. A olayının gerçekleşmesi B olayının gerçekleşmesini etkiliyorsa biz bu olaylara bağımlı olaylar diyeceğiz. Burada formül biraz değişecek. Ha genel tabiriyle isim aynı. A ve B'nin Buradaki V bağlacı. Gerçekleşme olasılığını bulurken önce ilk gerçekleşen olayın olasılığını buluyorsun. Sonra daha sonra gerçekleşecek olasılığı ona bağlı olarak buluyorsun. Hocam bura çok teorik oldu ya. Kafam biraz karıştı. Ben bu harflerden bir şey anlamadım mı diyorsun. Gel sana en ince ayrıntısına kadar ama atlamadan zıplamadan izleyeceksen örnekler üstünden anlatayım. Çok temel çok kolay örnekler açalım önümüze. Tabii ondan önce bir de ispat yapayım değil mi? ispat sözümüz vardı. Şimdi ispatı yapalım. Ardından örneklere yoğunlaşacağız. Geçen dersi hatırlıyor musun? Koşullu olasılığı anlattık. Mesela A ve B iki olay. A'nın gerçekleşmesi B'nin gerçekleşmesine bağlı ise şöyle bir formül vardı. A kesişim B'nin gerçekleşme olasılığı bölü B'nin gerçekleşme olasılığı. İzlediysen geçen dersleri bu formülü kesin hatırlıyorsundur. Peki şöyle bir durum olsun. A ile B olayları bağımsız olaylar olsun. Birbirini etkilemesin. A'nın gerçekleşme olasılığının B'ye bağlı durumuydu değil mi bunun anlamı? Bu da A'nın gerçekleşme olasılığı. O zaman bunların birbirine eşit çıkması gerekir mantıken. A'nın B'ye bağlı gerçekleşme olasılığı bağımsız durumlarda var mıdır, yoktur? O zaman bu iki durum birbirine eşit olmak zorundadır. Yani ben burada A'nın B'ye bağlı gerçekleşme olasılığı yerine P A olasılığını yazsam hiçbir fark olmayacak aralarında. Peki gel bu işlemde içler dışlar yapalım. A ve B'nin gerçekleşme olasılığı neye eşit çıkar? A'nın gerçekleşme olasılığı çarpı B'nin gerçekleşme olasılığı çıkar. Ha bu formülün ispatı. Evet bu hala teorik. Hocam ben örnek istiyorum. Bana örnek üstünde anlat. Ben hala kavrayamadım. Yanaş. Yanaş yanacıma bütün algılarını aç elini, kulağını, gözünü, tüm duyu organlarını buraya hitap et. Başlıyoruz. Mantıken çözeceğiz zaten soruları. Hilesiz bizar. İki kez atılıyor. Birinci atışta çift sayı gelmesi olayı A. Çift sayı gelecek. Tamam. İkinci atışta ikiden büyük sayı gelmesi olayı B olsun. A ve B olayları bağımlı olay mıdır? Bağımsız olay mıdır? Ya mantıken. X zar attığımda pardon mikrofonu deviriyorduk. Çift sayı gelmesiyle ikinci zar attığımda ikiden büyük gelmesi olayı arasında bir bağlantı var mı? Hayır yok. Birbirini etkiliyorlar mı? Bağlantı var mı derken bunu söylemeye çalışıyorum. Hayır etkilemiyorlar. Etkilemiyorlarsa bunlar bağımsız olaydır. A ve B'nin gerçekleşme olası, olasılığı A'nın gerçekleşme olasılığı çarpı B'nin gerçekleşme olasılığına eşit olmak zorundadır. Peki A'nın gerçekleşme olasılığının elemanlarını yazalım biz. Çift sayı gelmesini istiyorum. Zar atıldı. 2, 4, 6'dır çift sayı gelme olasılığı. Peki A'nın gerçekleşme olasılığı. istenen durum 3. Zar atıldı. Tüm durum 6. Sadeleştirdim. A'nın gerçekleşme olasılığını 1 bölü 2 buldum. Şimdi gel ikinci atışa gidelim. Biz bağımsız olduğunu bu arada kesin kanaat getirdik. Etkilemiyor çünkü birbirini. İkinci atışta B olasılıklarını bulmaya çalışacağım. 2'den büyük sayı istiyorsun. 3, 4, 5 ve 6. Peki B'nin gerçekleşme olasılığını yazayım. 4 tane eleman benim istediğim toplam durum 6 tane. 4 bölü 6. Sadeleştirme yaptım. 2 bölü 3. Bu da oldu mu? Oldu. Bitti soruya. ya. Soru bitti. A ve B'nin gerçekleşme olasılığı eşittir. A'nın gerçekleşme olasılığı. Bulduk hocam. 1 bölü 2. Çarpı. Bunlar bağımsız olaylar. Direkt çarpabilirim. 2 bölü 3 B'nin gerçekleşme olasılığı. Bu hala sadeleştiriyor. Sadeleştirdim. A ve B'nin gerçekleşme olasılığına 1 bölü 3 dedim. Bağımsız olay olmasını mantıken sonuçlandırabildik. Var mı problem? Yok. Gel. Diyeceksin ki hocam bağımlı olayı nasıl anlayacağız? Aman yarabbi bu ne olmuş? Çizdim bunları açtım. Başlıyoruz. Hilesiz bir zarın atılması deneyinde zarın üst yüzüne çift sayı gelmesi olayı ile asal sayı gelmesi olayı. Bakın şimdi hem çift istiyorum hem asal istiyorum, birbirlerini ilgilendiriyorlar. İki özelliği bir arada istiyorum. Ha, o zaman bu bağımlı olaydır. Buna karar verdik. Peki çift sayı gelmesine A, asal sayı gelmesi olayına B diyelim. Mesela ben çift sayı istiyorum. Bu arada evrensel kümeyi bir yazalım mı? Zar atıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 evrensel küme. A olayı çift sayıydı. 2 4 6. B olayı asal sayıydı. Sayıda asal sayılar, zarda asal sayılar 2, 3, 5'tir. Ben her iki durumu istiyorum. Yani her iki durum, her iki özellik derken neyden kastediyorum ben sana? Kesişim kümelerini istiyorum. Kesişim kümesi kaç elemanlı? Bir elemanlı. Ben bir tanesini istiyorum. Peki gelin. A kesişim B'nin gerçekleşme olasılığı. A ve B'nin gerçekleşme olasılığı neye eşittir? Kesişim kümesi kaç elemanlı? Bir tane. Benim istediğim tüm durum evrensel küme kaç? 6. Cevap 1 bölü 6. Bu şekilde bulunacak bağımlı olaylar. Peki senin aklına şöyle bir soru takılmış olabilir. Bir dakika kaydırdık ekranı düzeltelim. Hocam bunlar bağımsız olay gibi düşünseydik. Misal PA olayını ayrı bir kenarda hesaplasaydım. Kaç elemanlı? 3 elemanlı. 3 bölü 6. Yani cevap ne gelecek? 1 bölü 2 gelecek. Problem yok. B olayını tek başına incelediğimde yine benim istediğim tüm durum 3. 6 tane bütün durumlar benim istediğim 3 demiştim. Sadeleştirdim 1 bölü 2. Eğer bunlar bağımsız olay olsaydı P A kesişim B 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den kaç çıkması gerekiyordu? 1 bölü 4. Eğer benim ilk hesapladığım durum ve bu durum birbirine eşit çıksaydı biz bu durumlara bağımlı olay, bağımsız olaylar derdik eşit çıkmadığı için bunlar bağımlı olaydır. Demek ki bağımlı bir olayda böyle bir sonuç çıkarabilirim. P A kesişim B. P A çarpı P B'ye ne çıkmayacaktır? Eşit çıkmayacaktır. Arkadaşım bir daha söylüyorum. Bu durum hangisi için geçerli? Bağımlı olaylar için geçerli. Eşit çıktığı duruma bağımsız durum diyoruz. Hala kafanda soru işareti vardı mı? Hala hocam ben karar veremiyorum. Ne demek istiyorsun sen? Çok mu karışık anlatıyorsun acaba? Gel. Gel bir de şöyle bir örnek çözelim. Hani hiçbir olay falan anlatmıyoruz sana olayı. Teorik üzerinden gidelim. A ve B iki olay olsun. A olayının gerçekleşme olasılığı bu. B olayının gerçekleşme olasılığı bu. A ve B'nin gerçekleşme olasılığı 1 bölü 7. Sana soruyorum. A ve B olayları. A ve B olayları. Bağımlı olay mıdır? Bağımsız olay mıdır? Şimdi anladık değil mi? Anladığımız olay şu: PA kesişim B, PA çarpı PB'ye eşit çıkarsa bunlar bağımsız olaydır. Çünkü yazdığım formül dersin başında da anlattığım gibi bağımsız olayın formülüdür. Kontrol edelim: PA kesişim B, 1 bölü 7 eşittir. PA, 2 bölü 7. PB, 1 bölü 2. Cırt cırt. Sol taraf 1 bölü 7. Sağ taraf 1 bölü 7 eşit çıktığı için A ve B olayları nasıl olaylardır? Bağımsız olaylardır. Hangi olaylar? A ve B. A ve B bağımsız olaydır. Nasıl karar verdim? Çarpımları eşit çıktı. Kesişimlerini. Hala mı olmadı? Çok ayrıntılı bir örnek daha çözeceğim. Olduysa da biz nevi tekrar olacak senin için. Yanaş. Ayrıntıya bak. Her bir maddeyi ayrı ayrı çözünce bence mevzuyu çözeceksin. Başlıyorum. Hilesiz bir zar. Artık burada anlayacağız ama tamam mı? Bak kurtuluşun yok. Hilesiz bir zar. Ve bir madeni para atılıyor. İle bağlacına çok takılma burada. Olayların bağımlı ya da bağımsız olmaması durumunu seni bağlaçla kandırabilirler. Ama mantığın asla kanmaz. Ulan zarla madeni para birbirini ne kadar etkileyebilir ki? Bunu soru içinde anlayacağız. Buna göre deneyin örnek uzayını bulun. Gel örnek uzayı bulalım. Zar atacağım para atacağım zar 1 gelebilir para tura gelebilir zar 1 gelebilir tura e, para yazı hepsini yazacağız bak zar 2 gelebilir para tura 2'ye yazı gelebilir hocam hepsini yazacağım mı yazacağım vallahi öğrenmen için hepsini yazacağım 3 tura gelebilir 3 yazı gelebilir 4 tura gelebilir 4 yazı gelebilir 5 tura gelebilir 5 yazı gelebilir 6 tura gelebilir 6 yazı gelebilir toplam örnek uzayımın eleman sayısı kaç tane arkadaşım 12 tane. Anlaştık mı örnek uzayda? Anlaştık. Yaklaş. Şimdi bize bir tane A olayı tanımlıyor. Olayımız şu. Üst yüzüne gelen sayı asal sayı olacak zarın. Hemen gösterelim. Şimdi zarda asal sayılar neler? Onu bir yazalım. 2 asaldır. 3 asaldır. Bir de 5 asaldır. Peki PA olayını hesapla diyor. Hesaplayalım. PA olayı nasıl hesaplanır? Sen bir zar attığında tüm durum kaç tane? 6 tane. Sen kaç tanesini istiyorsun? Üç tanesini. Bitti. P-A olayı. Hadi en sade halini de yazayım sana. 1 bölü 2'dir. Buradan anlaştık mı? Yaklaş. B olayı. Bir tane B olayı tanımlıyor bize. Paranın tura gelmesi. Hemen yazalım. Şimdi bir para tura gelsin istiyorsam... ...bir kere atıyorsam sadece bunu istiyorumdur ben. Örnek uzayı. Örnek uzayı yani tüm durumu... ...ya yazı gelir ya tura gelir. İki tane. Ben istiyorum bir tanesini. B olayının olasılığı kaç? 1 bölü 2. Burada da anlaştık mı? Anlaştık. Soru şu. A kesişim B kümesini liste biçiminde yazıp A kesişim B'yi liste biçiminde yazacağız. Gel beraber yazalım. Bak B tura olanlar A'da 2, 3, 5. Hem tura isteyeceğim hem de 2, 3 ve 5 sayılarını isteyeceğim. Bak. Hem tura hem 2. Hem tura hem 3. Hem tura. 4 istemiyoruz hoca saçmalama. Hem 5. Oldu mu? Oldu. Gel yazalım. 2 tur olabilir. 3 tura olabilir. 5 tura bunların kesişim kümesinin elemanıdır. Peki P, A kesişim B'yi bulalım. Formül mormül kullanmıyorum bak. temel olasılık teoremini kullanıyorum. Kaç tane istediğim var? 3 tane. Kaç tane tümdüm var? 12 tane. Peki bu işlemin sonucu 1 bölü 4 mü çıkar? 1 bölü 4 çıkar. Bitti. Peki. P, A çarpı P'yi bulun diyor. PA çarpı PB durumunu bulmaya çalışacağız. PA durumu ne? Gelin buna bakalım. PA durumu hocam 1 bölü 2 çıktı. 1 bölü 2 çarpı. PB durumu ne? PB durumunu da ben 1 bölü 2 buldum. Bu da bitti. Peki çarpımı kaç çıktı? 1 bölü 4 çıktı. Peki sana soruyorum. PA çarpı PB. PA kesişim PB'ye eşit çıkarsa bunlar nasıl olaylardır? Bağımsız olaylardır. Yazılabilecek bence en ayrıntılı örnek bu. Burada anlaştıysak bağımsız olayı sorunun içinde inanın çok rahat bir şekilde karar vereceğiz. Bitmedi örneklerim. Şimdi seri bir şekilde bağımlı bağımsız olay soruları çözeceğim ve ne kadar kolay olduğunu sen de göreceksin. Anlaştıysak hadi gel. Şimdi bir zar ile bir madeni para atılıyor. Tamam. Zarın dörtten büyük paranın tura gelme olasılığı. Mantıkken düşünelim. Burada zarı atıyorum parayı etkileyebilir mi bu? Etkileyemez. Bunlar nasıl olaylar? Bağımsız olaylar. PA kesişim B. PA çarpı PB'ye eşit çıkmak zorunda. Anlaştık. Hadi gel. PA kesişim PB. Zarın 4'ten büyük gelmesini istiyorum. Bir dakika benim istediğim ne? 5 gelebilir. 6 gelebilir. 2 tane durum var. Yazdım. Zar mı? Zarın toplamda 6 durum var. Çarpı. Şimdi PB olayını yazalım. B olayı ne istiyorsun? Tura gelmesini. Bir tane ihtimal var. Tura. Benim istediğim bir tane parada toplam ihtimal iki tane. Hadi hesaplayalım. Cırt sana cırt sana. Cevap ne çıkar? 1 bölü 6 çıkar. Bakın okuyorum bir daha. A ve B olayının gerçekleşme olasılığı 1 bölü 6'dır. Bunlar bağımsız olaydır. Gönder gelsin hocam. Gönder gelsin. Para atıyoruz yine. Bu para ardarda 3 arda kez atılıyor. Birinci atışta tura istiyorum bak. Birinci atışta tura istiyorum. İkinci atışta yine tura istiyorum. Üçüncü atışta bu sefer yazı istiyorum. Ey güzel arkadaşım birinciyi attım, ikinciyi attım, üçüncüyü attım. Ya bu olaylar birbirini etkileyebilir mi? Bu olaylar ne yapıyor? Sanki Fatih Terim taktiği şey yapıyoruz, taklidi yapıyoruz. Ey güzel arkadaşım bunlar birbirini etkileyemez. O zaman ilk durumda tura gelme olasılığı 1 bölü 2 çarpı. İkinci durumda tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Çarpı üçüncü durumda tura gelme olasılığı o da 1 bölü 2. Toplam durum 1 bölü 8'dir bu olasılıkta. Şimdi diyeceksin ki hocam biz bunu sanki başka yolla da çözebiliriz. Bak şu yolla çözebilirsin. Bir parayı daha doğrusu 3 tane parayı attığında tura 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 gelebilir. Tura tura yazı gelebilir. Tura yazı tura gelebilir. Yazı tura tura gelebilir. Peki yazı 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 Gelebilir mi? Gelebilir. Yazı yazı tura gelebilir mi? Gelir. Yazı tura yazı gelir mi? O da gelir. Başka tura yazı yazı da gelir. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tüm durum evrensel uzay. Benim istediğim tura tura yazı. Nerede o? Tura tura yazı. Benim istediğim bir tane. 1 bölü 8. Böyle de çözüyorduk eskiden. Bu kuralları bilmeden önce böyle çözüyorduk. Artık bu kuralı bildiğime göre bağımsız olay formülüyle çözüyoruz. Aradaki farkı biraz biraz ayırt etmeye başladık değil mi? Güven. Güven bana bak gel. Gel daha örneğin var. Ben senin onu aklına kazıyacağım. Başka yolu yok bunun. Ama sen de izin vereceksin. Aşacaksın burayı. Dolduracağız oraya bilgileri birlikte. Bak sıradaki soru. Bir torbada 5 tane sarı 6 tane pembe top var. 5 tane sarı 6 tane pembe top var. Burada anlaştık mı? Anlaştık. Geri atılmak koşuluyla iki tane top çekeceğiz. İkisinin de pembe olmasını istiyoruz. Şimdi birinci olay kesişim. ikinci olay PA çarpı PB olayı. Birinci olay ikinci olayı etkileyemez. Neden? Neden etkileyemez hocam? Şimdi ben torbaya elimi daldırdım. Çektim pembe geldi. Torbanın içine geri attığım için pembeyi ilk duruma geri dönüştü. Yani hiçbir şey değişmemiş gibi oldu. Sonra ikinci topu çektim. Birinci durum ikinci durumu etkileyemedi. Etkileyemediği için hadi gel yapalım. İçeride kaç tane top var? 11 tane top var hocam. 11. İlk çekişimde içeride kaç tane pembe var? 6 tane. 6 bölü 11 olasılıkla pembe çekebilirim. İlk durum bitti. Çarpı. İkinci kez çekeceğiz. Topu geri attığımız için hala içinde kaç tane top var? 11 tane top var. Birinci durum, ikinci durumu etkileyemedi. İçeride hala 6 tane pembe var. Çarpı 6 bölü 11. Hadi gelin çarpalım. 6 kere 6 36. 11 ile 11'i çarptım. 121. İlk iki çekişte de pembe gelme olasılığı, ikisinde de pembe gelme olasılığı 36 bölü 121 olarak bulunur. Oldu mu bu soru? olursa gel. Gel aradaki farkı. Aynı soru tek fark şurası. Yine 5 sarı yine 6 pembe var. Bu sefer geri atmayacağız. 5 sarı 6 pembe top var. Toplam kaç top var? 11 top var. Şimdi soruyorum sana. 2 İki topun ikisinin de pembe olma olasılığı. Bir dakika hoca. Bir dakika. Birinci kez çekeceğim. ikinci kez çekeceğim. Ama birinci çektiğimde bir tane pembe top eksilecek. Geriye ne kalacak? Birinci çekiliş, ikinci çekiliş. Şöyle yazayım bak. Birinci çektiğimde 5 sarı, 6 pembe vardı. İkinci çektiğimde 5 sarı, 5 pembe kalır eğer pembe çekersem. Geriye de 10 top kalır. Ha, birinci durum. ikinci durumu ne yaptı? Etkiledi. Eğer ben A ve B olayının gerçekleşme olasılığını istiyorsam. Birinci durum A olayı. ikinci durum B olayı. A olayını bulacağım. Buldum hocam. Ama B olayı artık kime bağlı? A olayına bağlı. Demek ki bunlar nasıl olaylar? Bağımlı olaylar. Dersin başında yazdığım ikinci formül. Hadi gelin yazalım. İlk olay. Çekiyoruz şimdi topu. İçeride kaç top var? 11 top var. Ben ne istiyorum? Pembe istiyorum. 6 tane pembe. 6 bölü 11 olasılıkla pembeyi çektim. O pembe artık dışarıda. Yeni bir duruma geçtim. Çarpı. İçeride artık kaç pembe top kaldı? 5 pembe top kaldı. İçeride artık kaç top kaldı toplamda? 10 top kaldı. Bunlar birbirini etkiledi bağımlı olaylar. Şimdi işlemi yapalım. 1 bölü 2 buradan sadeleştirme. Bir de buradan sadeleştirdim. 3 bölü 11. İşte bağımlı olayda da sorular böyle hesaplanacak. Anlaştık değil mi? İyice otursun mu? İyice yerleşsin mi bu konu? Yerlesin. Ama sıra sende. Bak özel ders konsepti beraber çözmeye çalışıyoruz. Sınav var ertesi gün. Genelde son gün çalışıyorsun. Biliyorum bunu. Ama öncesinde çalışıyorsan helal olsun. Şimdi özel ders. Ben bu örnekleri çözdüm öğrencime sana. Dedim ki ey güzel arkadaşım bak örnekleri çözdük. Sıra sende. Sıra sende. Gerçekten sende. Yan yanaysak zorla da olsa sana çözdüreceğim. Ben izliyorum seni. Yaslandım arkama. Bakayım öğrencim ne yapacak? Bizi gururlandıracak mı? Hadi gururlandır bizi. Çöz bu soruyu. Çözdün değil mi gerçekten? Gözümün içine bak. Yalan yok. Yalan istemiyorum. Tamam uğraştıysan bende sıra. Bir torbadan birden ona bir torbada birden ona kadar numaralandırılmış 10 tane özdeş top var. Bunun içinde ne varmış? 10 tane top var. 1, 2 yani şunlar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 var içinde. Tamam. Çekilen top geri atılmak şartıyla seçilen iki topun da asal sayı olma olasılığı. Artık olayı biliyoruz. A ve B olayının gerçekleşme olasılığı birbirini etkilemeyecek. Sebep? Sebep atılıyor. Geri atıyor. Bunlar bağımsız olaylar. Biz nasıl sayı istiyoruz? asal sayı asal sayıları yazalım. 2, 3, 5, 7, 9. Şimdi bir kez çekeceğiz. Benim istediğim 1, 2, 3, 4, 5 tane durum var. İçeride kaç top var hocam? 10 tane top var. Çektim. Topu geri attım. Çarpı birbirini etkilemedi. Bağımsız olaylar. Yine ilk durum. İçeride hala 10 top var. Ve ben ikinci durumda da asal sayı istiyorum. Yine 5 tane ihtimal. Hadi sadeleştirmeleri yaptık 1 bölü 2. Sadeleştirmeleri yaptık 1 bölü 2 çarptık. 1 bölü 4 olasılıkla iki durumda da asal sayı çekeriz. Oldu galiba. Sen de buldun değil mi doğru cevabı? Buldun. Buldun. Buldun gel. Gel. Gel yine sen de. Yine sen de bak aynı soru. Tek değişen yer burası. Biliyorsun artık ne yapacağını. Bir torbada birden 10'a kadar numaralandırılmış sayılar var. Hadi yazayım yine. Yine üşenmeyeceğim senin için yazacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yazdım. Çekilen top geri atılmamak şartıyla seçilen iki topun da asal sayı olmasını istiyoruz. Bir dakika asal sayı. 2, 3, 5, 7, 9. Başlıyorum. Birinci durum. ikinci durumu etkiliyor arkadaşım. Yani A kesişim B durumu şöyle yazılacak. Bir önce birinci olayı gerçekleştireceğim. Sonra ikinci durum ilk durumdan etkilenecek. Başlıyorum. İlk durumda, ilk çekilişte içeride kaç top var? 10 top var. Kaç tane asal? 5 tane asal. Çarpı. Devam ediyorum. Diyelim ki biz 2'yi seçtik. Artık bu top gitti. İçeride kaç top kaldı? 9 top kaldı. Birbirini etkilediler. 9 top burada. İçeride kaç tane asal sayı kaldı? 4 tane. Çünkü ilkinde asal seçtik. Buraya da 4 yazacağız. Soru biter. Sadeleştirdim. 1'e 2. Sadeleştirdim. 2. Cevap ne? 2 bölü 9 olasılıkla biz asal sayı çekeriz. Artık oldu. Bağımlı olay nedir? Bağımsız olay nedir? Birbirlerinden nasıl ayrılırlar? Bunları çözdüğümüzü düşünüyorum. Anladığımızı düşünüyorum. Şimdi yakın tarihle çıkmış bir olasılık sorusu var. Bağımlı bağımsız olayla ilgili. Hadi gel onu çözelim. Aynısı değil. Sayılar biraz değiştirildi. Ama önce sen. Boşa gitmesin soru. Bu kadar bilginin üstüne. Son soru artık bu. Son soruyu çözeceğiz birlikte. Ama önce sen deniyorsun. Sonra ben de. Başlıyorum. Bir yarışmada yarışmacılar 5 eş parçaya ayrılmış. Birinci çarkı bir defa döndürüp gelen sayı çift sayı olursa 4 eş parçaya ayrılmış. ikinci çarkı çevirmeye hak kazanıyorlar ki buradan da bir hediye çıkıyor. Buna göre birinci çarkı çeviren bir yarışmacının araba kazanma olasılığını soruyor. Şimdi güzel arkadaşım önce şuna karar verelim. Sen, ben soracağım ve sen hemen cevaplayacaksın çünkü devamında cevabı ben söyleyeceğim. Bir, bu olaylar bağımlı olay mıdır, bağımsız olay mıdır? Benden sıra söylüyorum. Bunlar bağımlı olaydır. Sen birinci çarkta eğer çift sayı elde edemezsen ikinci çarkı zaten hesaplayamıyorsun bile o halde. Bunlar bağımlı olaysa birinci olay ve ikinci olayın gerçekleşmesi. Birinci olay çarpı ikinci olayın ilk duruma bağlı olasılığına bağlıdır diyelim. Tamam mı? Şimdi başlıyorum. Birinci çarkı bir defa döndürüp gelen sayı çift sayı olursa. Bakalım çift sayılar kaç tane? İki tane. İkinci çarkı çevirmek istiyorsam PA olayı bir kere çift sayı gelmek zorunda. Peki nasıl o? İki ihtimal. Toplam 5 ihtimal. Benim istediğim 2 tane. İlk sayı artık çift sayı geldi mi? Geldi. Artık nereye geçebilirim? İkinci çarka geçebilirim. Peki ben ikinci çarkta hangi hediyeyi istiyorum? Arabayı. Kaç tane araba yazıyor? Bir tane. Bir tanesini istiyorum. Toplam kaç hediye var? 4 tane. 1 bölü 4. Olay biter. Ufak bir sadeleştirme yapalım burada. Cevap. 1 bölü 10 alasılıkla bu yarışmacı araba kazanabilir diyelim. Noktayı koyalım. Kalemleri kenara bırakıyoruz. Bir sonraki derste bağımlı bağımsız olay tanımlarını verdik. Bütün özelliklerini anlattık. Ayırmayı gösterdik. Karma sorularla, zor sorularla, soru üstünden konuyu hala kavramaya çalışarak devam edeceğiz. Beşinci olasılık dersimizde görüşünceye kadar. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.